Singapur, rakamlarla Singapur arkadaşlar. İstanbul'dan Singapur'a direkt uçuş, yani aktarmasız 11 saat, tamam mı? Bayağı uzunmuş. Evet, bunun dili İngilizce, Çince, Malayca dediğim Malezyaca yani ve Hintçe konuşuluyor. Dördü de buranın ana dil. Yani bunda ana dilleri yani. Burada Singapur doları kullanılıyor. 1 Singapur doları 2.2 TL. Yaklaşık yüz ölçümü 75 metrekare bir ev büyüklüğünde yani. Yok 710 kilometrekare. Mirsad'ın dediğine göre 30'a 40 1200, ama hani denizi falan çıkardığın zaman kara parçası olarak 710 kilometre kalıyor. Ortalama nüfus 5.5 milyon ama eminim bir 7-8 milyon Hintli var burada yani. Bundan hariç çok fazla Hintli var. Ana halk olarak Çinliler, Malezyalılar, Hintliler ve Avrasyalılar, işte bizler yani, bizim gibi. Turist murist demeyelim de işte sonra, mesela bu arkadaş yani. Bak tam bir Avrasyalı. Nüfus tamamı burada okuyoruz. Ada 60 tane küçük adalar var. Burada yerleşim yerleri yok. Ortalama sıcaklık 22 yanlış buraya 25-35 diyelim. Ama hissedilen 55 miydi? 58. 58 ile 75 arası. 6 saat burası ileride. Yani tamam, Türkiye geride. Şu an 5. Yazın 5. Evet, kışın 6. Musluk suyu içilebilir. Ama su içmiyorsunuz zaten, öyle bir şey var. Nerelerde sigara içilmez? Ha, ondan aslında önce şunu gösterelim. Aslında nerede içilir diye göstersek daha güzel olur. Aynen, şunu göstereyim. Bu şey dağılımı, nüfus dağılımı. Chinese %74, Malezyalı %13, Hintli %9, others dediği biz de, diğer insanlar da %4'müş. Din dağılımı, Budistler %33, Hristiyanlar %18, İslam %15, Taoizm ne bilmiyorum %11, Hindu de Hindistanlıların dini %5, o Philips var ya, o başka bir şey, neyse. Bundan dediği de ateist de %18. Hindular şey ya, tanrısı el sallıyor ya, Philips arkada yazıyor, o işte. Ha, o başka bir şey. Yok ya, mi? Hindular şey ya, biraz ineğe tapıyorlar, binlerce tanrıları var ya, onlar. Dün gittik ya, bir önceki videoda var. Tapınak vardı, o işte. Neyse, sigaralar göster. Nerelerde sigara içilmez demeyelim de, nerelerde sigara içilir diyelim. Denizde içilir. Hiçbir yerde içemezsiniz ya. Sokakta falan içmeniz lazım. Bir de Hint mahallelerine giderseniz orada içersiniz. Klimalı ortamlarda içemiyorsunuz. Her yerde klima var. Dışarıda bile burada pervaneler var. O kadar sıcak. Binalarda bilmem nelerde buz bizle aynı. Koridorlarda içemiyorsunuz. Bu ilginç. Koridorda içemiyorsun yani. Merdivenlerde içemiyorsun. Bu bizde de var ya. Hastane çevresinde adam hastasını beklerken ne yapacak orada? Hastasını beklerken ölebilir. O da hastaneye gidecek işte yani. Hastane çevresinde içemiyorsunuz. Bak bu bizde yok kesinlikle. Bir kere biz dedelerimizi falan beklerken dışarı çıkıp sigara içiyoruz yani. Bizde öyle var. Şu öbürü komik. Ticari binaların girişinde ya da çıkış kapılarının 5 metre yakınında içemiyorsunuz arkadaşlar. 6 metre olmaz bence. İçmeyin bu meridi ya, boş verin. Otobüs durakları, tren, bu bizde de var zaten. Bu kadar. Bitti, bu kadar. Yani bilmeniz gereken bu kadar zaten. Belki ilginç bir yer varsa şu içinde şöyle şey yaparız. Her zaman. Etkinlik takvimi. Ay ay neler var. Ya bunlar resim ya. Biz bunlara gerçeğini göstereceğiz. Bak Osmanlı izleri. Bak bir önceki videoda şunları göstermiştik. Bak o Türk camisi dediğimiz bir tane cami var ya. Evet. Onun içinde böyle o Türkiye'den gelen şeyler var. Şeyin orada ya. Hani kalkayım orada ya. Yalnız ben bunu okudum. Şey, buraya kız vermişiz abis. Evet. Harem öylemiş. Tamam, neyse bu kadar yeter.